Allah'ın dininde bilmemenin, cehaletin, şirke ve küfre mazeret olduğunu söyleyenler, bu iddiada bulunanlar, alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ya açık bir şekilde iftira etmişlerdir ve Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şerata küfretmişlerdir. Zira Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok muhkem ayetinde hem şirki istisnasız bir şekilde kesinlikle mağfiret etmeyeceğini ve hem de bilmemenin cehaletin de şirke mazeret olmadığını açık bir şekilde buyurmuş ifade etmiştir. Şirkin kesinlikle istisnasız bir şekilde affedilmeyeceğine, mağfiret edilmeyeceğine dair delillerimiz Nisa suresinin 48. ve 116. ayet-i kerimeleridir. Rabbimiz Allah azze ve celle her iki ayetin başında da inna'llaha la yaghfiru eyyushrike bih buyurmuştur. Yani Allah muhakkak şüphesiz kesinlikle kendisine şirk koşulmasını, kendisine ortaklar edinilmesini, kendisi dışında ilahlar edinilmesini mahfiret etmeyeceğini buyurmuştur. Ve dikkat edildiğinde de ayet kelimelerde Rabbimiz Allah Azze ve Celle kesinlik ifade etmekle birlikte buna herhangi bir istisna da sunmuyor. Her koşulda kendisine şirk koşulmasını mağfiret etmeyeceğini, bağışlamayacağını açık bir şekilde buyuruyor. Cehaletin de şirke ve küfre mazeret olmadığına dair de üç tane ayet zikredeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Bunlardan bir tanesi Tevbe suresinin 6. ayet kelimesi. Tevbe suresinin 6. ayet kelimesinde birazdan okuyacağımız üzere ayetin sonunda Allah Subhanahu ve Teala bilmeyen bir topluluk, bilmeyen bir kavim ifadesini buyururken ayetin başında da bu bilmeyeni veya bilmeyenleri müşrik olarak vasf ediyor. Şöyle ki ve in ahadun minel müşrikîn istecârek fe ecirhu hatta yesma'a kelam Allah summe eblihu me'mene. Zâlike bi Evet Allah Azze ve Celle eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, sığınma dilerse ona eman ver, sığınma ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin, işitsin. Sonra da onu emin olacağı yere ulaştır. Bu onların bilmeyen bir kavim olduklarından dolayı böyledir buyuruyor. Rabbimiz Allah azze ve celle bu ayet-i kerimede en başta söz konusu edilen kişi ya da kişilerin müşrik olduğunu söylüyor. Allah azze ve celle müşrik olarak vasfettikten sonra bu kişiyi ayetin sonunda da onların bilmeyen bir kavimden olduklarını ifade ediyor. Bilmemek, cehalet sahibi olmak, şirke mazeret, şirkte özür olsaydı Allah subhanehu ve teala bilmeyen bir kavim ifadesiyle birlikte müşrik olarak vasıflandırmazdı. Demek ki sadece bu ayetten de Allah'ın izniyle cehaletin bilmemenin şirke, küfre, mazeret olmadığını açık bir şekilde anlayabiliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Günümüzde kendini tevhid ehline nispet etmekle birlikte sapıklığın, bid'atin, küfrün ve şirkin bataklığında bulunan bir takım kişiler ve zümreler ne yazık ki irca akidesine bürünmüşlerdir ve maalesef adeta amellerin imandan olmadığını iddia edercesine insanları Allah Subhanahu ve Teala'nın mazur görmediği bir meselede, şirk ve küfür meselesinde mazur görmeye başlamışlardır. Bizim bu insanlara nasihatimiz inşallah bir an önce Allah'ın dinine hakkıyla dölmeleri, Allah Azze ve Celle'ye nasuh bir tevbeyle tevbe etmeleridir. Zira bu hal üzerine ölürlerse vallahi kendilerini tevhid ehline nispet etmeleri onları kurtarmayacaktır. Müşrik ve kafirler olarak can vereceklerdir. Evet cehaletin şirke mazeret olmadığına bir diğer delil olarak da İnşallahu teala Zümer suresinin 3. ayetini zikredebiliriz. Zümer suresinin 3. ayeti kerimesinde Allah subhanahu ve teala şöyle ifade buyuruyor. Bismillah. Ela lillahi dinul halis. Ve Ellezine tekezu min dunihi evliyae ma ta'buduhum illa li yakarribuna ila Allahi zulfa. İnne Allahi yahkumu beynehum fîmâ hum fîhi yehtelifun. İnne Allahi la yehdi men huve kâzibun keffar. <laughs> evet bu ayet-i kerimede de Zümer suresinin 3. ayetinde Allah subhane ve teala mealen şöyle buyurdu. Dikkat edin, uyanık olun ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka bir takım dostlar, veliler edinenler biz bunları ancak bizleri Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Fakat muhakkak ki Allah ihtilaf edip durdukları şey hakkında Hüküm verecektir ve kesinlikle Allah yalancı ve kafir olan bir kimseye hidayet vermez. Yine çok açık bir şekilde Allah azze ve celle buyurdu. Allah'ın dışında bir takım ilahlar, bir takım ortaklar edinenler ne dediler? Dediler ki biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Aslında bizim bunları Allah'a eş koşarken, ortak tutarken gayemiz, amacımız, düşüncemiz Allah'a yaklaşmaktı dediler. Ve dolayısıyla bunu bilmeden yaptılar. Yani cahillikle, bilmeden yapmaları bile onları kurtarmıyor. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin sonunda ne buyuruyor? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle yalancıları ve kafirleri hidayete erdirmez. Yani dolayısıyla bilmemenin cehalete ve küfre mazeret olmadığını bu ayet-i kerimede de çok açık bir şekilde görüyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun. Uluhiyette, rububiyette isim ve sıfatlarında tevhid etmemiz, birlememiz ve yalnızca kendisine kulluk etmemiz gereken Allah Subhanahu ve Taala'ya bir takım ilahlar edinenler, şirk koşanlar kesinlikle mazeret sahibi olamazlar. Allah azze ve celle ayetlerde, açık naslarda cahil olmalarıyla birlikte, bilmemeleriyle birlikte onları müşrik ve kafir olarak vasfetmiştir, nitelemiştir. Son bir ayet daha zikredeceğiz inşallah. Cehaletin şirke ve küfre mazereti olmadığına dair. Fakat öncesinde şunu söyleyelim. Bu hezeyan içinde, bu sapıklık içinde bulunanlara bir kez daha nasihat ediyoruz. Allah için dininizi hakkıyla öğrenin. Allah için dininizi dünyalık menfaatler karşılığında satmayın ve Allah için yol yakınken nasuh bir tevbeyle Allah'a tevbe edin. Zira siz bu halinizle alemlerin Rabbi Allah subhanahu ve teala'ya büyük bir iftira ile iftira etmiş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda sizin bu konudaki küfrünüz ve şirkinizin boyutu da o kadar büyük ki tuğyana kadar gidebilir. Şöyle bir örneklendirme yapalım inşallah. Allah subhanahu ve teala açık ayeti kerimede leşin, kanın ve hınzir etinin, domuz etinin haramlığını ifade buyurmuştur. Bir kişi çıkıp bunlardan herhangi birinin helal olduğunu söylediğinde Allah'ın haramını helalleştirmekten ötürü kafirleşmiş ve tağutlaşmış olur. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin cehaleti bilmemeyi kesinlikle mazeret olarak görmediğini ifade buyurduğu şirk ve küfür meselesinde de sizin kalkıp mazeret kabul etmeniz, cehaleti mazeret olarak görmeniz de ciddi bir toğyandır. Bu konuda da inşallah düşünmemiz gerekiyor. Zira Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? وَمَنْ اَزْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ 3 Üçüncü zikredeceğimiz ayette Beyne suresinin birinci ayeti. Beyne suresinin birinci ayetinde Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine munfekkine hatta te'tiyehumul beyine'' buyuruyor. Yani kitap ehlinden ve müşriklerden kafirler kendilerine apaçık beyanlar, beyineler, deliller Risale gelene kadar Allah'ın ayetleri gelene kadar kendi küfürlerinden vazgeçecek değillerdi. Ayet-i kerimeye baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala henüz kendilerine beyan olunmamış risalenin henüz gelmemiş ve henüz beyinelerin kendilerine ulaşmamış olmasına rağmen kafirler ve müşrikler olarak vasf ediyor. Bu ayet-i de Allah'a hamdü senalar olsun cehaletin şirke ve küfre mazeret olmadığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Allah subhanehu ve teala hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan beri ve uzak olmayı, Rabbimizin Kur'an ve sünnette bize emrettiği, bize nasihat ettiği hakiki tevhid din üzere yaşamayı ve akidemizi sağlam bir şekilde edinmeyi nasip etsin. Vel ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.